Hanımefendiler beyefendiler teferruat hoş geldiniz haftanın son programıyla birlikteyiz. Türkiye'nin en güçlü, en yetkili, en zengin, en çok sarayı olan insanı Recep Tayyip Erdoğan ve doğal olarak da Türkiye ekonomisinin sorumlusu o. Bunu biz iddia etmiyoruz. Bunu kendisi iddia ediyor. Diyor ki Türkiye'de ekonominin sorumlusu benim ben diyor ve kendisinin ekonomist olduğunu da iddia ediyor ve bu iddiası neticesinde şu an Türkiye'nin ekonomisi ne durumdaysa bu Erdoğan sayesinde'dir. Eğer mükemmel bir durum varsa, bir şahlanış söz konusuysa kendisini alkışlamalıyız, kendisini takdir etmeliyiz. Yok ekonomi battıysa, mahvolduysa, yerin dibine geçtiyse bu konuda da kime eleştireceğiz? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştireceğiz. Alkıştır, takdirdir, biattır bunların tamamını istiyor ama eleştiri kabul etmiyor. Eleştirmeye kalkarsanız sizi Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğiniz iddiasıyla gözaltına aldıttırıyor. En az 200 bin insan Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı yargılanmış, ceza almış Türkiye'de. Ve bugün bunlara bir yenisi daha eklendi. Günlerdir Twitter'da, Instagram'da, sosyal medya hesaplarında çok zekice tasarlanmış etiketler, stickerlar hazırlayan ve bunu insan insanlarla paylaşan Mahir isimli genç bir arkadaş var. Kendisi grafik tasarımcı ve aslında asıl işi siyasi tasarımlar yapmak değil normalde harika afişler tasarlıyor. Tiyatro oyunları için, kitap kapakları için, kültür sanat etkinlikleri için müthiş yetenekli bir genç. Ama bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Türkiye'nin durumunu gören birisi olarak yeteneğini bu konuda da konuşturdu ve çok etkili, çok zekice hazırlanmış, çok sade, çok anlaşılır, çok vurucu etiketler hazırladı. İşte bu kadar başarılı olduğu için de bu sarayda büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Çünkü market raflarında, çünkü alışveriş merkezlerinde, çünkü insanların gidip para harcayacağı yerlerde bir anda karşılarına bu etiketler çıkmaya başladı. Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı gibi. Birinde sadece Erdoğan olan, diğerinde Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin yer aldığı çok güzel etiketler hazırladı ve insanlar bu etiketleri kendileri çıkarıp etiket halinde götürüp işte market raflarında, alışveriş merkezlerinde insanların para harcayacağı yerlerde yapıştırmaya başladılar ve çok da etkili oldu. Çünkü Türkiye'de adaletsizlikler, hukuksuzluklar, siyasal sorunlar, insanların özgürlüklerinin kısıtlanması gibi sorunlar toplumun tamamını etkilemiyor. Toplumun tamamına zarar vermiyordu. Ama Soğanın 30 lira olması Türkiye'de herkese etkiliyor. Ekmeğe gelen zam Türkiye'de herkese etkiliyor. Kıymanın 300 lira olması herkese etkiliyor. Yani Türkiye'nin can damarı burası. Ve bu tasarımlarda tam da o damara dokunduğu için Mahir bu sabah gözaltına alındı Mahir Akkoyun. Kendisini Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına almışlar. E, Sticker'ları görüyorsunuz, etiketleri görüyorsunuz. Herhangi bir hakaret kelimesi var mı? Yok. İma bile yok sevgili izleyenler. Sadece Türkiye'de ekonominin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'de ekonominin sorumlusu Cumhur İttifakı'dır. Devlet Bahçelidir. Dolayısıyla da yıllardır bu ülkeyi yöneten bu kadro Türkiye'nin ekonomisinin bu duruma gelmesinin de sorumlusudur. İster sayesinde deyin, isterseniz yüzünden deyin, her halükarda bütün yollar Erdoğan'a çıkıyor. Ama bu kadarcık eleştiriyi bile hazmedemiyorlar, kaldıramıyorlar. Diyeceksiniz ki ya bunun ters tepeceğinin farkında değiller mi? Aslında farkındalar. Ama çoktan akılla mantıkla bağlarını kopardılar. Çoktan makul düşünceden uzaklaştılar. Şu anda sadece tek refleksleri var. Şu anda sadece bir içgüdüyle hareket ediyorlar. Koltuğu koruma içgüdüsü, gücü koruma içgüdüsü ve böyle durumlarda büyük mantıksızlıklar yapılır. Kendilerine zarar veren hamleler de yaparlar. Mesela bu onlardan birisi. Mahir'in yaptığı tasarımlar bugün itibariyle çok daha fazla insana ulaştı. Bundan çok daha fazla insanın haberi oldu ve önümüzdeki günlerde Türkiye'de insanlar market raflarında belki de bu etiketleri çok daha fazla görecekler. Mesela Türkiye yüzyılı, Türkiye'nin yüzyılı diye ilan ettikleri bir seçim propagandaları var. Mahir bununla alakalı da bir seri tasarım yapmıştı. Hepimizin vicdanını yaralayan, hepimizi paramparça eden fotoğraflar var biliyorsunuz. Onlardan birisi de şu an ekranda görüyorsunuz. Depremden sonra insanlar yakınlarını çok zor şartlarda defnettiler. Bakın insanların hayatını kaybetmesi, on binlerce insanın hayatını kaybetmesi, korkunç şekilde can vermesi bunlar apayrı ızdıraplarken bir de bunun üstüne İnsanların yakınlarını defnedememesi, yakınlarını defnedebilecek imkandan mahrum kalması geliyor. Bu gördüğünüz fotoğrafta bunun belgesi olarak kayıtlara geçti, tarihte yerini aldı. Dolayısıyla Erdoğan deyince aklımıza gelecek fotoğraf karelerinden birisi de bu. İşte bu başarılı tasarımlar, bu zekice fikirler sarayı çok rahatsız etti. Ve saray ve saray rejimi, Erdoğan zihniyeti artık bundan fazlasını yapamaz. Bundan daha ötesinde bir şey yapamazlar. Çünkü akılla, mantıkla, hukukla, demokrasiyle, insan haklarıyla bağlarını kopardılar. Akıllı mantıklı bir şey yapmaları mümkün değil. Aklı selim bir şey yapmaları mümkün değil. Şu anda tek dertleri koltuklarını korumak, güçlerini korumak, saltanatlarını sürdürmek ve bunun için de her şeyi yapabilirler. Sıradaki haber belki de bunun en acı örneği. Depremden sonra yapılan çok büyük yanlışlar var. Bu yanlışlardan hangisi daha büyüktü? Hangisi daha korkunçtu? Bilmiyorum size bırakıyorum. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin yardıma gitmemesi mi? Kızılayın çadır satması mı? Erdoğan'ın halkı tehdit etmesi mi? Ya da insanların can kurtarmak için organize oldukları, yardım çağrılarını ulaştırdıkları İnternetin bant genişliğinin daraltılması mı, Twitter'ın kapatılması mı? Hangisi daha kötüydü? Hangisi daha korkunçtu? Siz buna başkalarını da ekleyebilirsiniz. Sadece depremden sonra yapılan yanlışlardan bahsediyoruz bakın. Geride kalan 20 yıldan bahsetmiyoruz. Sadece 6 Şubat'tan sonra bir hafta içinde öyle büyük yanlışlar, öyle büyük kötülükler yaptılar ki onlardan birisi internetin yavaşlatılması, internetin bant genişliğinin daraltılması ve Twitter'ın kapatılmasıydı. İnsanlar yardım çağrılarını ulaştıramadılar. İnsanların WhatsApp'tan gönderdiği mesajlar gitmedi. Biz öyle kahredici haberler gördük ki enkaz altından kızının kendisine gönderdiği mesajı dinleyen babayı gördük biz. Baba ben de burada öleceğim galiba diyen kız çocuğunun ses kaydını dinleyebildiniz mi siz? Ben dinleyemedim. Haberi gördüm. Haberin içeriğini biliyorum ama ben o ses kaydını dinleyemedim sevgili izleyenler. Siz dinleyebildiniz mi? Dinlediyseniz nasıl iz bıraktı sizde? İşte bu konuyla alakalı Adil Kara İsmailoğlu harika bir açıklama yapmış. Mükemmel bir açıklama yapmış. Gazeteci soruyor. Deprem zamanı neden bant daraltması yaptınız? Adil Kara İsmailoğlu diyor ki gerekli bir durum vardı ki yapıldı. Gerektiği için yapıldı. Gerekmeseydi yapılmazdı. Yanlış bir şey yok. Bu doğru bir şeydir. Çünkü gerekiyordu. Neden gerekiyordu? Neye gerekiyordu? Kime gerekiyordu? Kimin ihtiyacı vardı bantın daraltılmasına? Kimin ihtiyacı vardı Twitter'ın kapatılmasına? Tabii ki alçakların ihtiyacı vardı. Tabii ki saltanat sevdalısı açgözlü haramzadelerin ihtiyacı vardı. Tabii ki ülkeyi soyup soğana çeviren, çok büyük suçlar işleyen aç gözlülerin ihtiyacı vardı. Çünkü kendileri eleştirilirse 50 bin insanın ölmesinden daha kötüydü onlar için. Çünkü onların eleştirilmesi, sarayın eleştirilmesi, Erdoğan'ın eleştirilmesi enkaz altında 10 bin insanın, 20 bin insanın kurtarılabilecekken kurtarılmayan binlerce insanın can vermesinden daha korkunçtu onlar için. Onlar için koltuğu kaybetmek 50 bin insanın ölmesinden daha korku vericidir. Onlar için adaletin karşısına çıkmak, hesap vermek zor durunda kalmak, küçücük bebeklerin, çocukların can vermesinden çok daha korkunçtur. O yüzden Twitter'ı kapattılar. O yüzden interneti yavaşlattılar. Gerekliymiş, lazımmış, o yüzden yapılmış, yanlış bir şey yokmuş. Bakan böyle söylüyor. Başka bir bakan ve başka bir AKP zihniyeti örneği. Aile Bakanı Derya Yanık birisiyle poz vermiş. Bu poz verdiği şahıs bir kız çocuğuna tacizde bulunan, istismarda bulunan bir sapık. Ve bu herif bir hakimle birlikte Bakın, bir kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakan bu sapık, bu herif, bu mahluk, bu yaratık bir hakimle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hakimiyle birlikte Aile Bakanını ziyarete gidiyor. Beraber poz veriyorlar. Ve bu herif bu cinsel istismarın üzerini örtmek için devlet büyükleriyle, büyüklüğe bakar mısınız? Büyüklüğe bakar mısınız? Devlet büyükleriyle çektirdiği fotoğrafları kullanmış. Aileyi susturmak, korkutmak için, kız çocuğunu, kız çocuğunun ailesini korkutmak için Peki kimlerle fotoğrafı var? Aile Bakanı Derya Yanık dışında. Tahmin edin. Tahmin edin kiminle fotoğrafı olabilir? Kiminle fotoğrafı olmazsa eksik kalır. Evet doğru tahmin ettiniz. Süleyman Soylu'yla bir sürü fotoğrafı var bu herifin. Ve Aile Bakanlığı demiş ki işte bizi ziyaret edenlerin GBT'sine bakmıyoruz. Bla 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 bla. Ve üstelik Aile Bakanlığı bu cinsel istismara maruz kalan kız çocuğunun davasında müdahil. Kız çocuğunu savunuyor ve Erdoğan da kendi altılı masasını tamamladı. 6 artı 1 de diyebiliriz sevgili izleyenler. AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hüdapar ve DSP. Artı Hizbullah dediğiniz zaman 6 artı 1 7 yapıyor. Anavatan Partisi de galiba var tam bilmiyoruz. Doğu Perinçe'yi küstürdüler onun kalbini kırdılar. Evet DSP de Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı ve AKP listelerinden seçime gireceklermiş ve mecliste yer alacaklarmış Demokratik Sol Parti. Erdoğan'ın AKP zihniyetinin uzun zamandır yıllardır sömürdüğü siyasal bir argüman olarak kullandığı 28 Şubat zulmü var biliyorsunuz. Değil mi? 28 Şubat'ta gerçekten haksızlıklar yapıldı mı? Tabii ki yapıldı. Çok büyük haksızlıklar yapıldı. Ve Erdoğan bu mağduriyeti yıllarca kullandı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani Erdoğan 28 Şubat'ın bir mamülüdür diye boşuna demiyorum. 28 Şubat'taki zulümler olmasa Erdoğan diye birisi olmayacak. Erdoğan da bunu biliyor. O yüzden sürekli bunları kullanıyor. Hala kullanıyor bakın. Peki 28 Şubat kararlarını kim uyguladı? Hangi siyasi partiler uyguladı? DSP, MHP, ANAP koalisyonu uyguladı 28 Şubat kararlarını. Zaten Devlet Bahçeli'nin başörtüsü hakkında çağ dışı bir şeydir diye açıklaması var biliyorsunuz. Hala gazete manşetlerinde duruyordur. Ararsanız bulursunuz arşivlerde. Ve Erdoğan Devlet Bahçeli ile 28 Şubat zihniyetinin yaşayan en önemli temsilcisi Devlet Bahçeli ile ittifak halinde. Onunla da yetinmedi. Şimdi Anavatan Partisi de Erdoğan'ı destekliyor. DSP de Erdoğan'ı destekliyor. Yani evet, Erdoğan 28 Şubatçılara duyduğu o minneti bu şekilde de ifade etmiş oluyor ve 28 Şubat zihniyeti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde yeniden tecelli ediyor. Biz dolayısıyla bu zihniyete 29 Şubat zihniyeti diyebiliriz. Çünkü Erdoğan 28 Şubatçıların yaptığı zulmü çarpmıştır, çoğaltmıştır. Nasıl doları, euroyu 20'lere, 21'lere kadar çıkarmışsa zulmü de Allahu Ekber dağlarına kadar çıkarmıştır kendisi hamdolsun. Bu arada Erdoğan bugün Cumhur İttifakı'nın ağır topu Mustafa Destici ile görüştü. Ve yapılan görüşme neticesinde Büyük Birlik Partisi'nin de seçimlere kendi logosuyla, kendi listesiyle gireceği açıklandı. Evet, işte bu Orta Doğu'da bütün planları bozar. Orta Doğu'da kartlar yeniden karılacak demektir. Sırf muhalefeti zor durumda bırakmak için seçim sistemini değiştirdiler sevgili izleyenler. Acayip, garip, gurip bir sistem ortaya çıkardılar. Ne olduğunu anlayamadık daha. Bugün mesela Millet İttifakı, CHP, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP listelerinden seçime girecekler. Hep beraber giriyorlar. CHP ile İyi Parti de 15 ilde birlikte girecekler ve diğer illerde de böyle bir ittifak halindeler. Ama Cumhur İttifakı'nda bambaşka bir durum var. Cumhur İttifakı'nda güya bunlar ittifak ama hepsi kendi logosuyla seçime giriyor. İyi de siz bu kadar taklayı niye attınız o zaman diyeceksiniz bilmiyoruz. Çok acayip. Ayrı ayrı gireceklermiş. Allah tamamını erdirsin. Ayrılıkları daim olsun inşallah. Evet daha keskin, daha güzel birbirlerine sövdükleri ayrılıklar diliyoruz. Şöyle hepsinin birbirine çemkirdiği, sövdüğü ayrılıklar görmeyi temenni ediyoruz. Ülkemizin hayrı için, memleketimizin iyiliği için. Ne güzel olur değil mi? ve Milliyetçi Hareket Partisi tam da kendisinden bekleneni yapıyor. Vukuatlı tipleri, sicili kirli tipleri milletvekili adayı yapıyor. Bol bol böyle isim var. Onlardan birisi belki bugün sosyal medyada en çok gündeme geleni sizle paylaşacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli savcılarından birisi olarak, en cesur savcılarından birisi olarak kabul edilen ve 12 Eylül öncesinde kontrol gerillayı yani derin devleti, derin güçleri araştıran Doğan Öz bir ülkücü tarafından katledilmişti, şehit edilmişti. Onu şehit eden ve bu cinayeti işlediği için bu suikasti gerçekleştirdiği için 4 kez idama mahkum edilen İbrahim Çiftçi daha sonra 12 Eylül darbecileri tarafından affedildi. O dönemin yargısı tarafından affedildi. Yerel mahkeme kararından geri dönmedi ama Yargıtay'ın kararına uymak zorunda kaldığı için 4 kez idama çarptırılmış Türkiye Cumhuriyeti'nin bir savcısını katletmiş İbrahim Çiftçi serbest kaldı, beraat etti. Şimdi Ankara 1. Bölgeden MHP'den aday oldu. Harika bir özet değil mi? Yani uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ama böyle özet halinde sunabileceğimiz binlerce örnek var. AKP'yi, MHP'yi, Cumhur İttifakı'nı nasıl bir zihniyet olduklarını, Hüdapar'ı, Hizbullah'ı yani o kadar çok örnek var ki. Erdoğan İran Cumhurbaşkanı reisiyle görüşmüş ve yeni bir şiddet sarmalının önüne geçilmeli demiş. Hangi konuda söylemiş bunu? Hangi konuda söylemiş olabilir? Bir düşünün sevgili izleyenler. Bakın İran'da aylarca protesto gösterileri oldu. İran'da üniversite öğrencileri katledildiler. On binlerce insan tutuklandı, işkenceden geçirildi, idam edildiler, kurşunlandılar, tecavüze, tacize maruz kaldılar. On binlerce insanın başına neler neler geldi İran rejimi altında ve o süre zarfında. Bakın o protestolar sırasında bütün dünya o protestoları konuşurken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek bir yetkilisi bile, tek bir milletvekili, bakanı, Erdoğan'ı, osu busu boşverin herhangi bir ilçe yöneticisi bile bu konu hakkında tek kelime etmedi. Sanki bu olaylar hiç olmuyormuş gibi davrandılar. Sanki İran diye bir ülke yok, Sanki bizim komşumuz İran diye bir yer yok. Orada on binlerce, yüz binlerce insan sokaklara çıkıp özgürlük için, adalet için, demokrasi için, insan hakları için protesto gösterileri düzenlemiyor. Orada sokaklarda insanlar katledilmiyor gibi davrandılar. Bakın tek kelime etmediler. Ve Erdoğan şimdi İran Cumhurbaşkanı'nı aramış ve demiş ki yeni bir şiddet sarmalının önüne geçilmeli demiş. Valla merak ettim hangi konudan bahsediyor acaba? Hangi şiddetten bahsediyor? Yoksa o zaman yapılan protestolara atıf yaparak yeniden böyle şeyler yaşanmasın mı demek istiyor? Değil. İşte Erdoğan'ın klasik sömürdüğü, istismar ettiği konulardan birisi, belki de en başta geleni Gazze, Filistin, Kudüs. Yine o mevzuyla alakalı işte bir şeyler yapıyormuş gibi görünsün diye Tabi bir şeyler yapıyormuş bunun için çaba gösteriyormuş gibi görünsün diye İran Cumhurbaşkanı ile görüşmüş. Yani elindeymişken bir de Gazze'ye git bir de Gazze'ye git bir de oraya git yani yap bunu. Sonuçta gemilerini gönderiyorsun sürekli ticaret yapıyorsun. Bir bakıyorum Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar tweet atmış bu zulüm bitmeli İsrail'e lanet olsun filan. Bir bakıyorsunuz Numan kurtulmuş bu zulüm durdurulmalıdır e durdurun durdurun. Devleti siz yönetiyorsunuz. Kameralar önünde kavga ediyormuş gibi görünüp kameralar arkasında gemilerle ticaret devam ediyor. E o zaman ben yazdım ya Selçuk Bayraktar'a yazdım Twitter'dan. Dedim kayınçonla, bacanağınla, kayınbabanla konuş. Bundan sonra İsrail'le ticaret yapmayın o zaman. Bir tavır takının bir şey gösterin. Ama tabii ki siyasi olarak onların ne kadar işine yarıyorsa. Amaçları şu. Hem oy kazanalım hem para kazanalım. İkisinden de olmayalım diyorlar. Ve gerçekten mükemmel bir denge siyaseti yürütüyorlar. Olan Filistin'deki garibanlara oluyor. Bu iki yüzlüler, bu omurgasızlar yüzünden onların hakkını savunan kimse kalmıyor. Ve Erdoğan'ın dostu Putin tam da kendisine yakışan bir açıklama yapmış. Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin'in, Putin rejiminin Ukraynalı çocukları toplama kamplarına götürdüğünü açıkladı. Ve bu yüzden biliyorsunuz Putin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Putin'e ceza verilecek eğer yakalanırsa. Tabii ki bu sembolik bir karar. Bu uygulanabilir mi? şu anki dünya düzeninde mümkün değil. Ama Putin'in işlediği çok büyük savaş suçları var ve Ukraynalı çocuklar toplama kamplarına götürülüyor. İşte Putin bu konuda o kendisine yakışan açıklamayı yaptı. Kendisinden beklenen açıklamayı yaptı ve dedi ki ya kamplar öyle kötü yerler değil ya güzel yani. Eğitim filan veriliyor. Hoş. Yani Erdoğan şey yapabilir biliyor musunuz? Putin'in bu görüşünü desteklemek için TRT'yi gönderebilir mesela. TRT gitsin Ukraynalı çocukların zorla götürüldüğü o kampları video yapsınlar, haber yapsınlar, belgesel yapsınlar. Burada çocuklar çok güzel sosyal faaliyetler yapıyorlar, resim yapıyorlar, eğleniyorlar çocuklar burada çok özel yetenekler kazanıyorlar falan diye yemekler de çok lezzetli falan diye hani gittiler böyle deprem çadırlarını sanki villaymış gibi anlattılar ya yapsınlar ya da Türkiye'de çocuk koğuşlarına gidip cezaevlerinde olan çocukların cezaevlerinde bebekler var yani bu cümleyi söyleyince konu kapanması lazım gidip bebeklerin kaldığı koğuşları Ay çok güzel ortam, ay süper imkanlar var diye anlattırdılar ya. Gitsinler Putin'in toplama kamplarını böyle güzel güzel anlatsınlar. Çünkü severler böyle şeyleri. Bakın örnek göstereceğim. Bu solumda görmüş olduğunuz, bu solumda görmüş olduğunuz fotoğraf görsel TRT Haber'in bir yayınından alınma. İki kişi var. Birisi Belarus'un diktatörü, kendi halkını kurşunlayan, kendi halkını öldüren, muhaliflerinin tamamını cezaevine atan, %20-25 oy aldığı seçimi çalıp kendisinin başkanlığını ilan eden diktatör Lukashenko. Lukashenko'nun seçim zaferini tebrik eden Erdoğan dışında 3-5 tane daha lider var dünya üzerinde. Onun dışında medeni dünyadan bir ülke, bir lider bile Lukashenko'nun başkanlığını kabul etmiyor. Çünkü bu adam seçimleri çaldı. Çünkü bu adam halkın iradesini gasp etti, insanları katletti ve kendisine muhalif olan bütün adayları karısıyla, çocuğuyla, çocuğuyla beraber cezaevine attı bu adam. Ve... Erdoğan TRT'yi gönderdi. Benim başörtülü bacımı gönderdi. Lukashenko ile özel program çektiler. Lukashenko küresel güçlerden, dış güçlerden, Amerika'dan, İsrail'in oyunlarından falan bahsetti. Dolayısıyla da Erdoğan diktatör sever. Erdoğan zalim sever. Yeter ki onlar Erdoğan'ın gücüne güç versinler. Erdoğan sadece işine gelmeyen zulümlere ses çıkarır. Oy kazanabileceği zulümlere itiraz ediyormuş gibi yapar. İşine yarıyorsa, kendisine faydası varsa menfaatleri için benim başörtülü bacımı bir diktatörün ayağına göndertir ve orada o diktatör için özel tanıtım filmleri çektirir. Çünkü saraydan çıkmak istemiyor. Ama çok vakti kalmadı galiba sarayda.